28 Haziran Salı Bir Gün Gazetesi Halik Kozanoğlu 10 soruda BDDK'nın döviz kararı BDDK geçen hafta cuma günü döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk Lirası kredisi kullanmalarını yasakladı. 10 madde çerçevesinde BDDK'nın son kararları ne ifade ediyor? Hedeflenen nedir? Hangi ortamda alındı ve olası sonuçları? 1 BDDK'nın şirketlere döviz varlığı sınırlaması ne anlama geliyor? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu döviz varlığı 15 milyon lirayı aşan şirketlerin Türk lirası kredi kullanımlarını şarta bağlıyor. Eğer bu şirketlerin cirolarıyla aktif büyüklüklerinden büyük olanın %10'undan fazla döviz veya altın pozisyonları varsa Türk lirası kredisi kullanamayacaklar. Döviz varlığı 15 milyon lirayı aşmayan şirketlerse bu sınırın altında kalmaları şartıyla Türk lirası krediye erişebilecekler. BDDK açıklamasının teamüllere uygun olmayan özensiz bir dille kaleme alınması, etrafından dolanma gibi amiyane ifadelere yer verilmesi ayrıca dikkat çekici. 2. Ekonomi yönetimi bu karardan ne umuyor? Merkez Bankası politika faizini %14'te tutma inadının sürmesi, enflasyonun %80'e dayanması, gerek şirketlerin gerekse bireylerin tekrar dövize yönelmelerine yol açtı kur korumalı mevduat 1 trilyona yaklaşmışken bu miktarda bir paranın şimdilik dövizden uzak tutulmasına rağmen dolar kuru 17.40 liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin giderek erimesi kurlara etkili bir müdahaleyi olanaksız kılıyor. Özellikle firmaların Temmuz döneminde vadesi dolacak kur korumalı mevduat hesaplarından tekrar dövize dönmeleri tehlikesi endişe yaratıyor. Bu nedenle makro ihtiyati önlem diye adlandırılan adımlarla piyasalara çeki düzen verilmesine çalışılıyor. Ticari krediler biraz yükselse de bu enflasyon ortamında %27-28 faiz oranıyla firmalar için cazibesini koruyor. Enerji, ham madde ve navlun fiyatlarındaki keskin sıçramalar giderek ivmelenen enflasyon ortamında firmaların işletme sermayesi gereksinimlerini arttırdı. Son Merkez Bankası finansal istikrar raporuna göre reel sektörün kaba taslak yarısı Türk lirası yarısı döviz olmak üzere 3.8 trilyon lira yurt içi kredi borcu bulunuyor. Daha çok küçük ve orta boy işletmelerin kullandığı taksitli ticari krediler ise 760 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu koşullarda ucuz kredilerden yoksun kalmak istemeyecek firmaların tebliğ uyarınca döviz satışına geçmeleri, böylelikle döviz kurunun istikrar kazanması umuluyor. 3. Son BDDK kararı nasıl bir ekonomik ortamda alındı? En azından seçim dönemine kadar kurları tutabilmek için enflasyona endeksli bonolar çıkarmanın planlandığı biliniyordu. Ancak böyle bir uygulamanın gerek bütçeye çok ağır bir yük getirecek olması, gerekse banka bilançolarında bozulmaya yol açma riski anlaşılınca bu adımdan vazgeçildi. Geliri endeksli senet ise öngördüğümüz gibi piyaskoyla sonuçlandı sadece 6.6 milyar liralık 400 milyon doların altında bir taleple karşılaştı. Kredi risk primleri 800 bas puana ulaşmış, Türkiye'nin avro tahvilleri ancak %10'un üzerinde korkunç bir faizle alıcı bulmaya başlamıştı. İşte böyle giderek kötüleşen koşullarda şirketleri döviz varlıklarını elden çıkarmaya zorlayan BDDK kararı son bir çare olarak yürürlüğe sokuldu. 4 reel sektörün döviz varlıklarının şu andaki düzeyi nedir? Merkez Bankası'nın son verilerine göre tüzel kişilerin mevduat ve katılım bankalarında toplam 79 milyar dolar döviz varlığı bulunuyor. Bu mevduatlar 83 milyar dolardan kur korumalı mevduata katılımlarla Mart ayında 74 milyar dolara kadar girildikten sonra tekrar yükselişe geçti. Burada önemli nokta brüt döviz varlığından öte şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerinin farkını gösteren net döviz pozisyonu. Başta Türk Hava Yolları gelmek üzere Pegasus, Zorlu Enerji gibi birçok şirketin net döviz pozisyonu ekside bulunuyor. BDDK kararı şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla bu konuda bir hüküm içermiyor. 5. Reel sektör şirketlerinin toplam net döviz pozisyonu nasıl seyrediyor? Mart 2022 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre reel sektör şirketlerinin 162.3 milyar dolar döviz varlığına karşın 276.4 milyar dolar döviz yükümlülükleri bulunuyor. Böylelikle net döviz pozisyonları eksi 114.1 milyar dolar. Bu rakam 2016 sonunda eksi 180.1 milyar dolardı. Aradan geçen 6 yılda şirketler kesimi özellikle yurt içi bankaları olan döviz borçlarının 43 milyar dolar azalmasıyla bu makası daralttı. Özetle, bu istatistiklerden şirketlerin döviz varlıklarının büyük ölçüde döviz yükümlülüklerini karşılamak amacıyla tutulduğu söylenebilir. Ayrıca ihracat alacakları ve ithalat borçları da döviz pozisyonunun dış ticaretin finansmanı kaynaklı bölümünü oluşturuyor. 6. Reel sektör şirketlerinin bu yıl ödemeleri gereken dış borç miktarı ne kadar? Finansal olmayan kesimin Mayıs 2021 Nisan 2022 arasında ödemesi gereken 14.4 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Bunun 13 milyar doları vadesi gelen uzun dönemli borçlar, 1.4 milyar doları da kısa vadeli borç ödemeleri. Diğer bir sınıflandırmayla reel kesimin kısa vadeli döviz varlıkları 138 milyar dolar, döviz yükümlülükleri 81.3 milyar dolar. Böylelikle kısa vadede 56.7 milyar dolarlık bir döviz fazlası söz konusu. İşin ilginç bir yönü ekonomi yönetiminin aksi yöndeki demeşlediğine karşın Merkez Bankası kur korumalı mevduatta bulunan paraları döviz varlıkları içinde tasnif ediyor. Bu sayede kısa dönemli net döviz varlıkları artı veriyor. Buradan firmalar kısa vadede döviz varlıklarını azaltsa bile önümüzdeki yıllarda yine alıma geçmek zorunda kalacaklar. Sonucunu çıkarabiliriz. Yani günü kurtarmaya yönelik bir uygulamayla karşı karşıyayız. 7. İhracat gelirleri göz önüne alınırsa şirketler kesiminin döviz borçları ne durumda? Önce şu noktayı hatırlatalım. 2 Mayıs 2018 tarihli bir kararla döviz borçları 15 milyon doların altında bulunan firmaların borçlanması ihracat gelirleriyle ilişkilendirilmişti. Böylelikle önemli bir risk unsuru kontrol altına alınmıştı. Finansal İstikrar Raporunda döviz borçlarının 26.2 milyar dolarının 15 milyon doların altı borcu olanlara 197.4 milyar dolarının ise 15 milyon doların üstü borcu bulunanlara ait olduğu ifade ediliyor. Birinci grupta 24.300, ikinci grupta 1.700 firma bulunuyor. Burada da ilginç bir nokta, 2018'de küçük firma ölçüsü 15 milyon doların altı olarak saptanırken, Bugün döviz varlığı 15 milyon Türk lirasının altında. Yani 900 bin dolar civarında bulunanlar bu kategoriye sokuluyor. 8. BDDK'nın bu kararı istenilen sonucu verebilir mi? Firmalar ilk aşamada Türk Lirası kredilerinden yoksun kalmamak için döviz satışına yönelebilirler. Ancak bu tepki sonra dönüp dövizi geri almalarına, bu parayı şirket ortaklarının kişisel hesaplarına aktarmalarına engel oluşturmaz. Bu adımlarında izlenici korkusu yayılırsa bu kez dövizleri kasada tutmaları durumu ortaya çıkabilir. Bu uygulama bazı firmaları da döviz borçlarını erken ödeyerek, ithalat taleplerini öne çekerek veya daha fazla ham madde stoku tutarak döviz varlıklarını elden çıkarmaya yöneltebilir. Ki bu adımlarında kuru gevşetmeye yardımı dokunmaz. Aksine erkenden yurt dışına döviz transferi yapılmış olur. Ayrıca vadeli piyasadan döviz almaları da kurları yükseltici bir etki yapar. 9. Peki bu adım sermaye kaçışına yol açar mı? Bazı firmalar döviz varlıklarını yurt dışına aktarmanın yollarını arayabilirler. Sattıkları dövizleri geri alarak tahvil bono gibi yabancı finansal varlıklara yönelmek veya ihracat bedellerini düşük ya da ithalat bedellerini yüksek göstererek yurt dışına sermaye aktarmak gibi bilinen yöntemlere başvurabilirler. BDDK firmalara Eurobond alma esnekliği tanıyor. Bunun da sakıncası Eurobond alımına yönelmenin fiyatları yukarı çekmesi, yabancılara satış fırsatı yaratması olabilir. Bu tedirgin ortam dövize müdahalelerin geçici de olsa kuru aşağı çekmesi halinde bireylerin ve firmaların döviz alımlarını kamçılayabilir. Yerli aktörler dövizlerini güvencede tutmana yolladığını ararken son dönemlerde tahsisli swap yoluyla cezbedilmeye çalışılan yabancı sıcak paranın da tedirginlik duymasına Türkiye'den uzak durmasına yol açar. 10. Eğer BDDK'nın bu uygulaması kurları düşürmeyi başarırsa Türkiye ekonomisi rahat bir nefes alır mı? Döviz kurunun göreceli yüksek seyrettiği bir konjöktürde dahi cari açık yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Cari fazla vereceğiz derken ilk 4 ayda cari açık 21.1 milyar doları buldu. Üstelik son 2 ayda ard arda gelen faiz artışları sonucu küresel ekonominin daralacağı, bir durgunun kapıda olduğu korkusu yaygınlaştı. Dünyadaki bu kötümser ruh halinden en olumsuz etkilenecek bölge, Ukrayna Savaşı'nın da son derece olumsuz etkilediği Avrupa Birliği ekonomileri. İşte böyle bir kavşakta döviz kurunu zorlamalı bir biçimde aşağı çekme çabası, zaten yavaşlayan ihracat gelirlerine sekte vurabilir. Ödemeler dengesini olumsuz etkileyebilir. Belki daha da önemlisi kurdaki oynaklığın artışı hem dış ticareti aksatabilir, hem de yanlış zamanlama yapan aktörlerin büyük zararlar görmesine, hatta iflasa sürüklenmesine kapı aralayabilir.